kanalıma hoş geldiniz. Bugün konseptten de göreceğiniz gibi yılbaşı makyajı yapacağız. Çok uzun zamandır, yaklaşık 15-20 gündür kanala video atmıyordum. Çünkü bir türlü müsait olamadım. Evimde değildim, annemlerdeydim, kayınvalidemdeydim vesaire falan. Evime geldim ve dedim ki Esra, durdun, turnayı gözünden vurdun. Yılbaşı konsepti. Başta söylemek istiyorum, yeni yıl umarım hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirir. Tek temennim bu. Şu 2020'nin kötü felaketlerinden bir kurtulalım. 2021'de çok çok daha güzel şeylerle karşılaşırız inşallah. Şimdi ben makyajıma başlayayım. Öncelik olarak bu Farmasi'nin Vex Pro makyaj bazıyla bir suratımı nemlendireyim. Arkadaşlar, normal yılbaşı makyajlarında alışagelmişten biraz daha uzak duracağım. Yani biraz daha nude tonlar, abartıdan uzak, sadece gözleri biraz yoğunluk vereceğim. Neden olmasın? Özlediniz mi beni? Ben kameranın karşısına geçmeyi çok özledim. Kameranın karşısında durmayı çok özledim. Sizleri çok özledim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Konseptin nasıl ama tacım? Güzel güzel. Ya bu da öyle bir nemlendiriyor ki bomba gibi ya. Mükemmel, kokusu da çok güzel, çok beğeniyorum. Şimdi şu tacımı ben bir şöyle alayım da. Bulaşmasın istiyorum. Yoğun bir fondöten kullanmak istiyorum. Bu Derma Porselen'in diğer videonundan da biliyorsunuz zaten. Çok yoğun ama rengini çok beğendim. Yani ben böyle sarımtırak koyu renkleri sevmiyorum. Daha sonra oksitlenen renkleri sevmiyorum. Kanala video uzun zamandır yükleyemedim. Annemlerdeyken çekmeyi düşündüm ama içerik bulamadım. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Şimdi bir beauty blender'la bir güzel giydirelim. Birkaç kişi bana Esra abla şöyle pompak hareketlerle yap dedi. Ama ben öyle yapamıyorum. Yılbaşını dışarıda da geçiremeyeceğiz. Ne yapacağız? Evdeyiz. Hem de 4 gün. Yani öyle söylüyorlar. Trendyol'da 20, 21, 22, 23 aralıkları 20 konuşabilsem bir de 20 ila 23 Aralık günleri arasında bir indirim vardı. Uzun zamandır merak ettiğim bir ürün vardı benim. Sudo krem diye bebek pişiği için kullanılan bir krem. Yani bunun sivilcelere iyi geldiğini duydum. Daha sonra araştırdım. Ve birkaç yorum okudum. Özellikle onları çok gözüme çarptı. Bebek, bildiğimiz bebek pişik kremi. Ama dermatolog, yani cilt doktoru, sivilceleri ve akneleri çok fazla olan insanlara bunu vermiş. Sonucunda da iyi bir sonuç almışlar. Ama o kullanan kişilerin suratı normal ciltlenmiş. Hani karma cilt de değil yani. Benimki yağlı cilt. Onu da araştırdım. Zaten bir dahaki videoda da olmadı, onun detaylı çekimini yaparız, bir kullanayım. Şeymiş. Bu arada fondötenimi yedirdim, güzel. Yağlı cilt olan yerlere, sivilce olan yere lokal bir şekilde uygulamak gerekiyormuş. Öyle duydum. Bende de bir şeylerin ağzını açıp kapatmama şeyi var. Bu arada üstümdeki nasıl? Kaynışım dikte. O yaptı. 20 yılbaşı hediyem. Şimdi bir güzel
göz makyajı yapalım. Ben de bu biliyorsunuz XB'nin Eye Glow paletinin şuradaki şu renk, toprak rengiyle gözlerimi bir eşitleyeyim. Güzel bir yoğun bir göz makyajı yapmak istiyorum. Bu da öyle bir pigmentli ki yaldır yaldır yani. Sizler ne yapıyorsunuz? Beni özlediniz mi? Daha ne diyeyim ya? 15-20 gündür yokum ama çok mesajın oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Esra neredesin? Bir aydır yoksun. Artık video at. Bir de ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum biliyor musunuz? Yani birincisi çok çok saçma bir şeyle silindi. Yani kanala yükleyemeden kendim yanlış bir hatayla sildim. Dedim ki Esra vardır bunda bir hayır, bir daha çek. Bu arada yılbaşı harcım nasıl? Çok güzel. Evet. Şimdi de siyah rösarıyla kenarlarını bir güzel gölgelendirme yapacağım. Sen de çok geliyorsun ya. Arkadaşlar yılbaşında evdeyiz. O anneciğim Merve'lere gidiyorum diye gidip Berke'lere giden arkadaşlarım siz de evdesiniz. Bu sene bu yılbaşında siz de evdesiniz. Ben biliyorsunuz evliyim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım 20 yaşındayım. Adım Esra. Direkt kendimi tanıtıyorum. Neyse, evliyim demiştim. 4 senelik bir ilişki sonrası eşimle evlendik. Ben evden öyle çıkıp da gidip de yılbaşını kutlamadım abi. Kutlamadım ya. Ama yılbaşının ertesi günü çıkıp gezdik yani. Hatta şu kafamdaki tacı da o zaman almıştık. Evet, sevgili zamanında aldığımız bir şeydi. Şapkası da vardı ama takamam diye düşündüm. Alttan da biraz o kahverenginden geçeyim. Bu arada arkadaşlar ben diyorum ki Watsons'ın şey ürünleri var. İnternet üzerinden, online üzerinden şans kolisi diye bir ürünü var. Yani 60 lira mı, 69 lira mı gibi bir fiyat. İçerisinde hiç bilmediğiniz şeyler geliyor. Yani yine de hesaplı geliyor. Ama bazen ben bakıyorum çok çok güzel ürünler oluyor. Bu arada ben kaşlarımı bir doldurayım. Yine bildiğiniz gibi Golden Rose'un far paleti ama ben kaş paleti olarak kullanıyorum. Bunun her zaman bildiğiniz gibi şu en sondaki rengi. Kaşlarım da saçlarım da çok çabuk dip getiriyor. Yani çok çabuk uzuyor. Hormonlarım nasıl bir hormon benim onu da bilmiyorum. Ay. Sizler yeni yılı nasıl geçireceksiniz? Aşağı yorum olarak bırakın. Ailenizle mi, eşinizle mi, çoluk çocuklarınızla mı? Daha nasıl konuşayım? Ben yılbaşı akşamı evimdeyim. Yani bir yere çıkamıyoruz yasak. Hani anneme gidip kalmam da. Vesaire vesaire. Çok güzel oldu. Şimdi ben şurada... Buradaydı. Şu farmasinin bildiğiniz gibi artık yaladığım yuttuğum highlighter'ını şu göz pınarlarının içinden dışına doğru lokal bir uygulama yapacağım.
Bu benim en sevdiğim şeydir. Hatta benim çevremdekiler de bilir. Hiç fırçasız, fırçasız yani ellerimle, parmaklarımla direkt uyguluyorum. Çok güzel bir görüntü sağlıyor bence. Çok güzel oldu. Şimdi ben bu maskaraya bayıldım. Neye mi? Golden Rose'un Essential Hike denilen bir maskarası. Hani Bim'den 14 liraya aldığım maskara var ya, işte bu. Ben buna bayıldım abi. Bunun yanında Last Sensational, ondan sonra ne bileyim Raket, ne bileyim bilmem ne notun vız gelip tırıs gider. Net söylüyorum. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Ve o hafta gelen bir ürün değilmiş. Devamlı orada olan bir ürünmüş. Kaçırmayın, alın derim yani. Ben çok beğendim. Hem fırçası çok güzel. Fırçası Zen'in fırçasına benziyor ama değil. Daha ince. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyor ve en önemlisi de üst tarafa, yani göz kapağınıza bulaştırmıyor. Yani daha ne istiyorsunuz? Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Tabii bu kişiden kişiye fark edebilir ama bence çok güzel bir ürün. Bizim buradaki Bim'de kalmıyor. Ben bir tane daha stokladım. Ne olur ne olmaz diye. Ama bizim buradaki Bim'de geldiği gibi bitiyor abi. Yiyorlar. Allah Allah. Ne yapsın millet? Ay ay. Yani yılbaşı makyajı dediğimiz zaman aklımıza direkt yoğun bir siyah göz makyajı, direkt hemen patlak bir kırmızıyla ruj. Bunlar artık alışılagelmiş oldu. Yani istemedim. Bu arada şu an evimin ara salonunda çekiyorum. Işıkla ilgili bir sıkıntı vesaire falan varsa yazın. Ve hatta abla gayet güzel. Bundan sonra orada çekiyorsanız aşağı yine yazın. Ya kirpiklerimi 4 kat, yemin ederim var ya, 4'ü var 6 yok. 4 kat daha fazla yoğunlaştırıyor. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir maskara var mı? Var. Yapmışlar. Alın. Gidiyordum ben Last Sensational'a. Yani Maybelline o maskarasına. 60 lira bayılıyordum abi. Trend yolda yakalarsan 39-40 lira. Ki hele şu son zamanlarda 40 liranın altında hiç bulamadım yani. 39-90 alt 40 yani. 40 liranın altına hiçbir zaman düşmedi. Sonra bunu keşfettim. Neden olmasın? Çok güzel bir maskara ve bayağı da bereketli yani. Ay Esra, yeter çok övdüm falan dediğinizi duyar gibiyim. Neyse, şimdi bir suratımıza kontür yapalım. Kontür için bu MAC'in üçlü bronzer kitini kullanacağım. Bu arada benim Instagram hesabım var. Takip etmeyi unutmayın, Esra Buys diye. Aşağı açıklama kısmını da bırakırım. Çok güzel bir kontür. Çok beğeniyorum bunu. Saç diplerime, çeneme, burun ucuma. Çok güzel olmadı mı? Ay. Çok özür dilerim öksürdüğüm için ama bu bende alışkanlık maalesef. Nasıl ama kalpçiğim? Ben okus okus yapıyormuşum, gidiyormuşum ama gidemem. Şimdi güzel bir highlighter sürelim. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz.
Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yine ben geldiğim için yine konuşamıyorum. Neler? Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Yani tabii ki de isteklerimiz, dualarımız takdir-i ilahi ama lafın gelişi soruyorum arkadaşlar. Azıcık dudak üstüme de, burnuma, kaş altıma. Siz de kaşınızın altına highlighter süren gillerden misiniz? Öyleyseniz bir like atın. Şimdi direkt bunu hiç fırçayla değil, elimle yediriyorum. Ay çok güzel bir highlighter. Bu arada bu highlighter Golden Rose'un stick bir highlighter'ı. Yemin ederim var ya çok bereketli bir ürün. Gerçekten. Bunu neden almıştım ben? Bunun üstüne toz highlighter uygulamak istediğim için bir ıslak stick highlighter istemiştim. Ve direkt karşıma Golden Rose çıkmıştı. Hemen o şekilde almıştım. İyi ki de almışım. Yaklaşık 1,5 senedir kullanıyorum. Ama hala maşallah subhanallah yarıya inmedik abi. İnmedik ki o kadar makyaj yapmasını seven bir insan olmama rağmen. Yılbaşında herkes evinde oturacak. Aslında benim bu videoda eleştirmek istediğim çok şey vardı ama dedim ki Esra sus. Biraz dedim make-up üzerine konuş. Yani senin bu kızçelerin make-up üzerine bilgilensin. Yani o şekilde konuşmak istedim. Bu galiba sesim çok kısık çıkıyor benim. Umarım sesim kısık çıkmıyordur. Bir su içeyim. Şimdi de son olarak farmasinin neredesin? Farmasinin 03 numaralı en ama en bayıldığım iki tane bitirdim bu üçüncü. Farmasinin Nude Essence rengi 03 numaralı Nude Essence rengi bir mat likit ruju. Ben buna bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Hem gece hem gündüz hem günlük her şeye kafa tutan, her şeye uyum sağlayan bir ruj. Net. Bu kadar yani. Çok güzel bir ruj. Çok beğeniyorum. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Tacımı da bir çıkartayım. Evet arkadaşlar, yeni yıla sade, şık, güzel bir şekilde giriyoruz. Yani abartıdan uzak, biraz daha sakin, naif ve kibar. Bunların üçü de bana uymuyor ama neyse. Yeni yıl dediğim gibi hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Kendinize çok dikkat edin. Bu arada bahsettiğim video içerisinde iyi bahsettim. Son olarak da bahsedeyim. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram ve diğer sanal uygulamalar açıklama üstünden bırakacağım. Oradan takip etmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Eğer bir sorularınız varsa aşağıya yorum olarak belirtin. Bir dahaki video içeriye ne olsun diye soruyorsanız yine aşağı doğru aşağıda açıklama kısmına belirtin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.